Ardının Mutfağı 13. sezondan hepinize merhaba sevgili dostlar. Geride bıraktığımız 12 sezondaki gibi bu sezonda da birbirinden güzel yemeklerle hep beraber bu tezgahtan şahane ürünleri sizlerin evlerinize getireceğiz. Geçtiğimiz yıllarda hep etrafımızda bulduğumuz malzemelerden farklı ve sıra dışı yemekler ama bildiğimiz lezzetlerin değişik yorumlarını yapmıştık. Bu sezonda da sizi inanılmaz lezzetli şahane yemekler bekliyor. Mesela şu anda karşımda gördüğünüz bu yeni nesil patlıcan kebabı gibi. Altında olağanüstü güzel bir sos, üstünde patlıcanlar ve köftelerden oluşan şahane bir başlangıç. Arkasından güzel bir patatesli ve havuçlu bulgur pilavı yapacağım. İçinde mantar da var, ıslak ıslak mükemmel bir yardımcı yemek olacak ve en son olarak da karşımızda portakallı ve kakulili bir keşkül içinde. Bademin muhteşem lezzeti, kakulinin ve portakalın verdiği muhteşem aromayla şahane bir 13. sezon başlangıcı yapıyoruz. Hadi yemekleri gördük. Hep beraber pişirmeye başlayalım. Evet, tarifleri gördünüz. Yani zaten yeteri kadar ağız sulandıran bir şekilde bir giriş yaptım sizler için. Ama yapması inanın bana hiç de zor değil ve gayet de kolay tarifler. Özellikle 13. sezonun ilk bölümüyle ilgili böyle bir şey yapmak istedim ki hepimiz rahat rahat güzel güzel yapabilelim bunu. Örneğin mesela bu patlıcan kebabı. Şimdi patlıcan kebabını defalarca farklı şekillerde yapabilirsiniz. Ama hani bunun bir klasik bir formülü var biliyorsunuz. Yani patlıcan kebabında patlıcan köftesiyle beraber gayet alışa geldiğimiz bir tariftir. Fakat ben bunu birazcık değişik yapmaya karar verdim bu sefer. Çünkü yani standardını hep yapıyoruz. Biraz sıra dışı bir halde yaparsak olaya ekstra bir lezzet katarız dedim. Bunu yaparken de şöyle bir düstur edindim açıkçası kendime. Dedim ki farklılaşacağız ama hani böyle hiç bulunmayacak acayip tuhaf malzemeler de kullanmayacağız. O yüzden sebzelerle bir taban sosu yapmak aklıma geldi ve bu şekilde yaptım. Herkes de gayet beğendi vallahi. O yüzden hemen sizlerle paylaşıyorum. Taban sosumuzun bazında öncelikle içerisine girecek malzemeleri hafiften bir pişirmemiz gerekiyor. İlk pişireceğimiz malzeme de şöyle ince ince doğradığım havuç olacak. Çok şekline şemaline takılmayın. Sadece birazcık doğrayın havucunuzu ve altını yakıp hafiften ısıttığınız tavanın içerisinde işleme başlayın. Şimdi epeyce zeytinyağına ihtiyacınız var bunun için. Ben aşağı yukarı yarım su bardağı kadar zeytinyağı koyuyorum bunun içerisine. Çünkü taban sosunun hem pişirecek hem de oldukça yoğun ve lezzetli hale gelecek bir başlangıca ihtiyacı var. Her şeyin başında havuçları aldım böyle ve hafiften şunun altını iyice bir gazlayalım. Yağın içerisinde azıcık çevirmeye başladım. Havuçlarla beraber bir tane de soğan eklemenizi rica ediyorum size. Soğanı da çok böyle bir şeyine ihtiyacımız yok. Şöyle olsun, böyle olsun diyeceğimiz bir hale ihtiyacımız yok. Şu şekilde kabaca doğramak benim için yeterlidir. Çok böyle ince yemeklik vesaire vesaireye gerek yok. Bunlar ateşin içerisinde hepsi kendini bırakacak. Arkasından da blenderdan geçecek. Geçen sezon da yapmıştım. Bu sezon da aynısını yapacağım. Sizden ricam mutfağınızda çıkan ufak, küçük, sap, kabuk ve benzeri bütün gıda ile ilgili var olan çıkan parçaları biriktirin. Ve onları daha sonra kompost dediğimiz yöntemle yeniden kullanıma alın. Ben de, bunlar buraya gidiyor yanlış yere gitmesin. Hiçbir şeyi atmamaya, yani yumurtanın kabuklarını, ne bileyim biberin sapını, içindeki çekirdeğini ve benzeri hiçbir şeyi atmamaya, biriktirmeye, arkasından da kompost olarak tekrardan kullanmaya karar verdim. Bütün sezonda aynısını yapacağım. Size de yaptıkça hep hatırlatmalarını yapacağım. Şimdi soğan ve havuç burada yağın içerisinde hafiften kendilerini bırakı dursunlar. Hemen aynı şekilde kapya biberi doğrayayım. Bir tane kapya biber, onu da şu şekilde ortadan ikiye kesiyorum, çekirdeklerini çıkartıyorum ama atmıyorum. İnce ince doğrayıp tavanın içerisine alıyorum ve soteleme işlemine devam ediyorum.
Üçü de şöyle hafif bir araya geldi. Şimdi arkasından diğer eklemeleri yapabilirim. Yaklaşık 3 diş kadar sarımsağa ihtiyacım var. Bunları hiç doğramayacağım, hiçbir şey yapmayacağım. Sadece bıçakla şöyle üstlerine vuruyorum ve bütün şekilde atıyorum içine. Bunların hepsi en son parçalayıcıdan geçeceği için benim için gayet yeterlidir. Şimdi bir parçacık tuz ilave edeceğim. Bütün bu karışıma. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ve aynı şekilde karabiber. Arkasından da aynen böyle pişirmeye devam edeceğim. Biraz aromatik olsun istiyorum taban sosum. O yüzden taze otlar buradaki en büyük yardımcım. Biberiye ve taze kekik. Onları da şöyle aldım. Bakın biberiyeyi aldım. Şöyle uç kısmından tutup dip kısmından çektiğim zaman sap böyle komple elimde kalıyor. İki dal kadar biberiye yeşil kısımlarını aldım. Ve aynı şekilde taze kekik, bunu da şu şekilde hop aşağıya doğru çektiğimde sap kısımları kaldı ama bütün yaprak kısımları içerisine girecek. Hafifçe bıçakla üstüne vuruyorum. Geri çıkartmayacağız işte. Dalıyla atıp geri çıkartacağınız tariflerde öyle onu buket gibi yapabilirsiniz mesela, süper olur. Ama biz burada içerisine tamamen ekleyeceğimiz için böyle yapıyoruz. Ama arzu ediyorsanız içeride hiç böyle hani tane tane kalsın istemiyorsanız lezzeti vermek için yağınıza ve benzeri her şeyinize böyle ufak tefek ilaveler yapabilirsiniz. Bu baz zaten şu anda acayip lezzetli. Özlem Hanım'ın dediği gibi de yapabilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış. Şimdi her şeyi birazcık o diriliğini alana kadar pişirdik. 10 numara 5 yıldız. İçerisine domates ilave edeceğim. 2 adet domatesi böyle küp küp doğrayabilirsiniz. Direkt olarak içerisine transfer edebilirsiniz. Suyunu kaçırmamaya özen gösterin. Ve bu dakika itibariyle artık bu karışımın altını hafiften bir kısalım. 2 adet domates kabuklarıyla ve bütün suyuyla beraber bu şekilde içeriye giriyor. Lezzeti bir tık arttırmak için ufak tefek dokunuşlar yapmaya devam ediyoruz. Bunlardan ilki içerisine koyacağımız 1 yemek kaşığı kadar toz şeker. Çok tepeleme koymayın. Sadece birazcık domatesin hafif o ekşisini alsın diye 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum. Ve takriben yarım bardak kadar su. Şudur işte. Şimdi bu bizim dediğim gibi taban sosumuz olacak. Her şeyi güzelce bir karıştırdım. Tıkırdamaya başlayana kadar halen yüksek ateşte kalabilir. Tıkırdamaya başladıktan sonra altını kısacağım ateşin ve bunu son derece güzel vaziyette bütün diğer hazırlığı yapana kadar orada kendi kendine tıkırdasın diye bırakacağım. O arada ben bunun köftesini de yapmaya başlayabilirim. Patlıcan kebabı normal şartlarda eğer bu benim yaptığım gibi yapmıyorsanız şunu hiçbir zaman unutmayın. Patlıcan bütün yağı içerisine çeken bir sebze. Bütün böyle nemi içerisine çeken bir sebze. O yüzden kızarttığınız zaman çok yağ çeker. Burada eğer yeteri kadar lezzetlendirmez ve yeteri kadar yağ ilavesi yapmazsak bütün bu köftenin var olan bütün yağını emecektir. Köfteler kuru kuru, patlıcanlarda orta şeker çıkacaktır. Biz buna dikkat ediyoruz ve yarım kilo orta yağlı, hatta bir tık yağlı tek çekim kıyma alarak işe başlıyoruz. Önce 1 kilodan yapalım demiştik. Evet, ama ondan sonra 750'ye düşürdük. Hatta sonra 500'e düşürdük bunu. Çünkü 500'de 10 tek köfte çıkaracağım size. Bütün var olan o tepsinin içerisinde çok dengeli bir tabak çıkacak. Bana güvenebilirsiniz. Yarım kilo gayet rahat 4 kişiye, 6 kişiye yeter de artar bile, inanın bana. İçerisine bir tane de soğan koydum. İnce rendelenmiş, suyunu kaçırmadan. Tabii ki her zaman olduğu gibi en bir numaralı baharatımız nedir Nazım? Bravo. Niye? Hayır. Nazım çalışmamış. Ben size söyleyeyim. Tuz, kıymanın kıyma gibi tatmasını engelleyen bir numaralı ana baharatımız. O yüzden tuzu yeteri kadar koyuyoruz ki piştiği zaman o sası kıvamı kalmasın, köfteye doğru dönsün diye. O yüzden yeteri kadar tuz koyacağız. İçerisine bir çay kaşığı kadar zerdeçal koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar toz kırmızı biber koyuyorum. Bunlar az gördüğünüz gibi. Ama bir tatlı kaşığı kadar da
kimyon koyuyorum. Kimyonu daha fazla koyuyorum çünkü kıymaya yakışan baharatlardan, köfteye yakışan baharatlardan bir tanesi kimyon. Ve arkasından bunun hepsini güzelce yoğurmaya başlayacağım. Yoğururken de size neden tek çekim olduğunu anlatayım. Bunu bakın yoğuracağım ve 10 adet köfteye porsiyonlayacağım. Ama iyice yoğurmanız lazım. Tek çekim kıymanın özelliği de şudur. Tek çekim kıyma köfteden çok et gibi tadar. Yani o Amerika'daki var olan o hamburgerler vesaireler genellikle tek çekim kıymadan yapılır. Yani kıyma makinesinin tek çekiminden. İki kere arka arkaya çekmezler. Biraz daha etçil bir lezzet kalır ağzınızda. Biraz daha bütünsel bir lezzet kalır. İki kere çekersiniz bildiğimiz köfteye doğru gidersiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Arkasından da hepsini yoğurup 10 eşit parçaya porsiyonlayayım. Köfteler hazır. Gördüğünüz gibi bu alışa geldiğimiz o köfte şeklini vermedim. Sadece güzelce yoğurdum ve hemen hemen birbirine yakın 10 parça yaptım. Bu şekilde duruyor. Bir şuna yakından bakalım. Bakın böyle güzelce bir karıştırdık. Her şey tıkırdıyor. Artık bunun altını kısabilirim ve birazcık kısık ateşte tıkırdatacağım. Dediğim gibi benim yapmaya çalıştığım şey aslında bundan bir taban sosu. O yüzden böyle gayet güzel oluyor. Bunu da hazırladım. Arkasından artık patlıcanlara ve buna eşlik edecek bir adet kabağa geçebilirim. Burada bir trik var size söylemem gereken. İki tane patlıcan kullanacağım ve patlıcanların şu baş kısmına bıçağı vuracağım. Bir tane de küçük şu dip kısmına bıçağı vuracağım. Ve arkasından patlıcanları yaklaşık ikişer santimlik kalınlıkta olacak vaziyette dilimleyeceğim. Şöyle ki yani iki parmak iki parmak kafanıza göre yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi boyut şudur. İki parmak boyunca dilimliyorum. Daha da kalın değil. Normalde klasik patlıcan kebabında birazcık daha böyle kalın dilimlemek gayet kabul görecektir. Hadi bu bir tık kalın olsun. Şu şekilde ikişer parmak ikişer parmak olacak vaziyette dilimledim. Fakat kabağa böyle bir reçete uygulamayacağım. Kabağı mümkün olduğu kadar ince dilimleyeceğim. Onda da şöyle parmağımı referans alıyorum ve şu şekilde ince ince doğruyorum. Bakın. Aynen sanki çıtır çıtır yemelik gibi bile düşünebilirsiniz. Bunu yapmak için mandolin vesaire kullanabilirsiniz tabii ki. Ama mandolin olması gerekenden bir tık ince doğruyor bunu. O yüzden ben böyle hani gıcık tabii böyle ya 2 milim falan doğrayın diyeceğim de gıcık olacak. O yüzden ince ince dilimler halinde doğramanız gayet yeterli olacaktır. Hatta eğer hani böyle kabağınız bir tık fazla büyükse zayi etmeyeyim diye düşünüyorsanız doğradığınız kabağın bir kısmını ayırırsanız onu bile bu sosun içerisine atarsanız daha da lezzetli olur. Çünkü içerisine ne koyarsanız ekstra lezzetli olacak. O da bir garanti. Şimdi kabakları doğradık. Patlıcanı da doğradık. Hepsi böyle tezgahın üstünde duruyor. Artık sosu çekerek bir taban sosu haline getireceğimiz vakte geldik. Bakınız şöyle şurada parçalayıcının haznesini alıyorum. Sos burada güzelce tıkırdadı. Hafiften yoğunlaşmaya başladı. Süper bir kıvamdayız. Altını kapatıyorum ve dikkatli bir vaziyette burada parçalayıcının içerisine transfer ediyorum. Arkasından kapağını kapatalım ve her şeyi güzelce bir dırtlayalım. ...20 saniye dırtladık. Daha da fazlasına gerek yok çünkü her şey piştiği için içeride güzelce dağılıyor ve şöyle ortaya mükemmel bir koku, ben size bir şey söyleyeyim. Yani bu şekilde yapıldığında yapacağınız her türlü fırında ve böyle tepside pişen şeyler olağanüstü lezzetli olacaktır. Bu sos çünkü taban olarak onu coşturacak benden söylemesi. Şimdi bir yaklaşık böyle 30 santim, 30-32 santim civarında bir fırın kabı almanızı isteyeceğim.
Arkasından hiçbir şey yapmadan, yağma bir şey dökmeden bunu tamamen alıp içerisine transfer edeceksiniz. Hafif kalın, birazcık taneli ama sıvı kıvamda gördüğünüz gibi. Arkasından sosu tepsinin içerisine yayacaksınız. Böyle taneli olması piştiği zaman çok çok daha iyi bir sonuç veriyor. Bana güvenebilirsiniz. Sonra da bu yayma işlemini yaptıktan sonra üstüne hafifçe bir zeytinyağı gezdireceksiniz. Birkaç kaşık kadar. Bu kadar. Yeter de artar bir. Şimdi artık dizme işlemine başlayabiliriz. Bakın, öncelikle bir tane patlıcanı alıyorum ve böyle diklemesine koyuyorum. Patlıcanın sağına ve soluna birer tane kabak koyuyorum. Sonra buradaki köfteyi alıyorum. Sadece avucumun içerisine hafifçe bastırıyorum ve yerini bulmasını sağlıyorum. Bu kadar. Tamamen bu. Çok böyle ovup da iyice böyle onu böyle şey yapıp bir köfte haline getirmeye çalışmıyorum. Birazcık pişerken et gibi dağılsın istediğim için bu uygulamayı yapıyorum. Arkasından bir tane daha kabak, bir tane daha patlıcan, bir tane daha kabak, bir tane daha köfte. Bu sıralamayı yaparak gayet böyle güzel dışarıdan böyle komple bir dışarıdan bir tur atacaksınız. Kalanları da ortaya dizeceksiniz. Ortaya dizerken her türlü sürprize açığız. Belki biraz domates, ne bileyim biraz biber kesinlikle yakışacaktır. O tip ilaveleri yapmanızda hiçbir sakınca yok. Dediğim gibi bu dizilimi yaptıktan sonra yolumuz fırın. Şimdi her şeyi güzelce böyle tepsinin içine dizdim. En son olarak da şöyle bir tane biberi böyle verevine kestim ve üstüne koydum. Bu tip tariflerde çok basittir bunlar yani. Bunları yapmakta bir numara olduğundan dolayı değil ama bu küçük dokunuşlar insana birazcık keyif veriyor, zevk veriyor. Ben de özellikle şuna dikkat ettim. Hani başlangıçta size söyledim ya patlıcan suyu çeker diye. Patlıcan suyu çekmesin diye patlıcanla köfteyi çok temas ettirmedim. Araya birer tane de kabak attım. Kabak birazcık daha nemli olduğu için o patlıcanı besleyecektir. Köfteler de daha sulu sulu kalacaktır. Aralara birer domates attım. Her şey sosun içerisinde. En son olarak da şöyle üstüne hafiften bir kalın deniz tuzu gezdiriyorum. Ve direkt olarak fırına atmaya hazır hale getiriyorum. Ortalığı da topladım. Bir sonraki tarifim için hazırım. Bu arkadaş fırına gidiyor. Fırınımız 180 derece ayarlı. Ortaya atıyorum ve dikkat ettiyseniz hiç üstünü kapatma falan gibi bir şey yapmadım. Yaklaşık 45-50 dakika kadar pişireceğim. Patlıcanların dış kabukları iyice pişecek, içleri pişecek, köftelerin üstleri birazcık renk alacak. Yani biraz böyle artık rengi dönecek. Sosla beraber her şey bütünleşecek. Ondan sonra da servise hazır hale gelecek. Ben size bir şey söyleyeyim. Gerçekten acayip lezzetli ve olağanüstü güzel bir tarif çıkacak. Buna %100 emin olabilirsiniz. Neyse işte fırından çıkacak ürünün garantisinden emin olduğumuz için gönül rahatlığıyla güzel bir pilav yapma seansına doğru geçebiliriz. Efendim bir burada hep bu tarafları bir yerlere koyuyorum. Tezgah geniş olunca çalışması. Hep bir taraflara bir yerlere koyuyorum sonra kapak nerede diye arıyorum. Efendim bir size patatesli havuçlu bulgur pilavı yapacağım. Şimdi tuhaf gelebilir diyorsunuz ki bazen ya bu çocuk değişik böyle pilavlara öyle bir adımı başlık açılmış hiç gördünüz mü siz? Pilavlara nane ekleyen deli diye. Çok lezzetli oluyor bu arada. Pilava nane ekleyin. Hatta buna da koyacağım. Çok da güzel olacak. Bir bulgur pilavı yapıyorum ama klasik bir bulgur pilavı değil. Bir böyle patatesli havuçlu bulgur pilavı yapıyorum. Biraz daha böyle yerken sizin ağzınızda o böyle ilk başlangıçta söylediğim böyle bir hafif yapış yapış dokusunu hissettirecek şey içine koyacağımız aslında bir küçük adet orta boy rendelenmiş patates olacak. Havuçta lezzet katacak. Öncelikle tencereyi koydum ocağın üstüne, altını yaktım. İçerisine yaklaşık 1001, 1002, 1003, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Arkasından da 1 yemek kaşığı kadar ama böyle çok küçük bir yemek kaşığı değil, şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar da tereyağı koydum ve hafiften yağları ısıtmaya başladım. Öncelikle tarifimizin içerisinde 1 adet havuç rendelenmiş, onu rendeledim.
Ama patatesi rendelemedim çünkü patatesin hemen rendelediğiniz zaman siz ona hakimsiniz. Rengi dönmeye başlıyor nişastadan dolayı ve siyah, önce yeşile sonra siyaha doğru dönüyor. O yüzden havucu rendeledim, patatesi de o sırada rendeleyeceğim. Koymazsak ne olur diyebilirsiniz havucu veya patatesi. Havucu koymazsanız rengi standart olur. Havuç birazcık daha kırmızılaştırıyor rengini ve bir tık daha ihtiyacı olan şekerli dokuyu katıyor. Patatesi koymazsanız da o yapış yapış ve böyle hafif o böyle damağa gelen o histen birazcık uzak kalmış oluyorsunuz. Benden söylemesi. Şimdi yağ eridiği için önce rendelediğim havucu direkt olarak içerisine atıyorum ve hafiften şöyle havucu burada yağın içerisinde bir tur çevirip kendi haline bırakıyorum. O arada da rendenin kalın tarafıyla patatesi rendeleyebilirim. Bakın rendelerin 3 ya da 4 tane tarafı var. Bir tanesi bu kalın ağız, bir tanesi orta ağız, bir tanesi de ince. Yani özellikle mesela bu ince ağızda patatesi yapamazsınız ama çok güzel muskat yaparsınız. Orta ağızla patatesi yaptığınız zaman böyle aynen havuç gibi kalın taneler elde edersiniz. Orta gözde de yaparsanız birazcık daha böyle çiğ yemeye müsait. Örneğin mesela havuç salatası falan gibi bir şey yaptığınızda ortayla yapmanızı önerebilirim. Neyse, patatesi de böyle güzel güzel rendeledikten sonra havuçla buluşturuyorum. Gördüğünüz gibi havuç yağın içerisine hafiften böyle kırmızımtırak o beta karoten etkisini verdi. Özbekler böyle pilav yapar. Özbek pilavı içerisinde havuç olur. Bayağı böyle bolca tam göbeğinde sarımsak olur. Kimisi tavuk koyar, kimisi parça et koyar. Hepsi değişkenlik gösterir. Bunların ikisini şöyle güzelce bir çeviriyorum. Altını bir tık kısabilirsiniz. Hafifçe diriliklerini alıyorum. Arkasından bir parça tuz. Hafiften bir karabiber ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi patates bunu zaten şu andan böyle hafiften yapışık yapış yapmaya başladı bile. Arkasından sırada mantarlar var. Yaklaşık 15 tane kültür mantarı. Onları da böyle kabaca doğradım dilim dilim. Onu da ilave ediyorum ve mantarlar hafiften böyle kendi sularını bıraksın, birazcık dönsünler diye burada her şeyi tencerede güzelce çeviriyorum. Tabanımız neredeyse hazır. İki diş de sarımsak ekleyeceğim. Sarımsak biliyorsunuz bu işin yani raconundandır. Şöyle dilim dilim doğradım. Onları da ekledim. İki diş kadar sarımsak. Şöyle bir tur daha çevirdim. Şimdi bir kere daha tuz karabiber koyacağım. Ufak ufak her etapta koyuyorum biliyorsunuz. Mantarlar piştikten sonra koymanızı tavsiye ederim. Mantarlar iyice var olan suyunu kaçırmasın diye. Gayet güzel. İşte bu bizim gördüğünüz gibi aslına bakarsanız tabanımız. 2 su bardağı kadar pilavlık bulgur var. Bunu şöyle güzelce bir sudan geçiriyorum. Fazla suyundan süzdürdükten sonra da tencerenin içerisine transfer ediyorum. Öncelikle bulgur ve tencerenin içerisindeki tabanımızı şöyle güzelce bir karıştıralım, bir harmanlayalım. Arkasından da demiştim ya size ben naneyi çok seviyorum diye. Bunun içerisine şöyle 2 dolu tutam kuru nane ve 1 adet limonun kabuğunun rendesini ekleyeceğim. Limonun kabuğunun rendesi ne işe yarıyor demeyin. Çok güzel, acayip tatlı bir ferahlık veriyor. Böyle tariflerde ufak dokunuşlar ciddi fark yaratır. Sadece kabuk kısmını eklersek bizim işimiz tamamdır. Her şeyi şöyle güzelce bir kavuracağım. Arkasından suyunu çekebilirim. Normalde hep 1'e 1,5 veriyoruz ya. Biliyorsunuz ki bulgur pilavlarında 1'e 2 gayet kaldırır. 2 su bardağı bulgur koyduğumuz için içerisine 4 bardak kadar su ilave edeceğim. Çok böyle yapış yapış ve acayip nemli nemli de kalmayacak. Çünkü içeride patates var. Patates de bir kısım su çekiyor. Bunu unutmayın.
Şöyle güzelce bir tur karıştıracağım. Dibe hafiften kavururken çelik tencereye azıcık böyle yapışıyor gibi olan her şeyi tahta kaşıkla kazıyarak tekrardan pilavın içerisine lezzet olarak transfer etmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi şu an ortaya çıkan durum bu. Son olarak en son bazda bir parçacık daha tuz, küçük bir parçacık daha karabiber. Hepsini karıştırdım. Tuz karabiber konusunda kendinizden emin misiniz? Tek bir seferde de ekleyebilirsiniz ama ben ara ara küçük küçük ekleyerek lezzeti daha dengeli yakalıyorum. O yüzden o şekilde yapıyorum. Bunu da böyle yaptıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Ve klasik usul yüksek ateşe gelene kadar öncelikle birazcık böyle yüksekte bırakıyorum. Arkasından da altını kapatacağım ve demlemeye bırakacağım. 15-20 dakika içerisinde pilavınız hazır olacaktır. Fırındaki arkadaş da pişerken. Hadi buyurun. Bugünün son tarifi olan portakallı ve kakulili keşkül yapmaya başlayalım. Şimdi keşkül aslına bakarsanız çok kolay ve Türkiye'de inanılmaz sevilen bir tatlı. Çünkü içerisinde toz badem var. Ve toz badem keşkülün alameti farikası. Yani bazen bana sosyal medyadan veya tarifi paylaştıktan sonra Instagram'daki Arda Türkmen sayfasından, şu aşağıda gördüğünüz sayfadan yazıyorsunuz. Yani içine şunu koymasak olur mu, bunu koymasak olur mu? Keşkülün içine de toz badem koymasak olur mu diyenler oluyor bazen. Olmaz efendim yani. O başka bir şey olur. Keşkül olmaz ama öyle yaparsanız kötü olacak diye bir şey yok ama başka bir şey olur yani. Şimdi öncelikle böyle bir tencerenin içerisine 1 litre kadar süt ilave edeceğim. Kolay bir tarif, her şeyi içerisine koy ve karıştır kıvamında bir tarif yapıyoruz. Sonra arkasından içerisine bir yumurtanın sadece ve sadece sarısını ilave edeceğim. Bir su bardağı kadar toz şeker. O kadar anlattık tabii. Bir su bardağı kadar toz badem. Hepsi beraber içerisine giriyor. Şimdi bir de bağlaması açısından bir buğday nişastası ekleyeceğim. Şu gördüğünüz toz vanilya, bunu en son koyacağım. Yaklaşık böyle bir 2 yemek kaşığı kadar da buğday nişastası. Onu da içerisine ekledikten sonra, ama çok tepeleme değil. Ben biraz bunun böyle kıvam olarak hafif o keşkülün böyle bir tık tırnak içine söylüyorum. Bıngıl bıngıl bir kıvamı vardır ya, böyle kabuklaşır üstü belli belirsiz ama salladınız mı bir titrer. O kıvamı elde etmek istiyorum. Bir tane silikon çırpma teli ve içerisine ekleyeceğim, yapacağım ufak tefek ilaveler. Bunlardan bir tanesi, efendime söyleyeyim, şu portakal kabuğu rendesi. Bu portakal kabuğunu mümkün olduğu kadar ince ince rendelemek istediğim için bu zeste yapıyorum. Yoksa ama az evvelki kullandığımız rendenin en ince ayar kısmında da yapabilirsiniz ama hani mutfağınızda bu tip şeyler olursa, bak bu zest sadece dışındaki kabuğu alıyor, görüyor musunuz? Bak, içindeki altındaki beyaz kısma dokunmadığı için tam da bizim ihtiyacımız olan şey bu. Ama bu yoksa elinizin altında, o kabuğun, şeyin, rendenin ince olan kısmıyla da işinizi görebilirsiniz. Alet işler ele övünür işte. Bizde böyle bu aletler var diye bunları böyle gayet güzel güzel kullanıyoruz. Yoksa da alternatif çözümler geliştiriyoruz tabii, yani yok diye hemen kaçmıyoruz. Bir portakalın kabuğunu rendeledim. Bu tabii ki muhallebiye acayip güzel bir lezzet katacak. Şu dip kısmındakileri de unutmayın. Şunlar da işin içerisine giriyor. Tabii ki vanilya da ekleyeceğim ama vanilyayı dediğim gibi sonra ekleyeceğim. Fakat vanilyadan daha da benim için heyecanlandırıcı olacak şey bunun içerisine ekleyeceğim kakule. Kakule size daha önce çok anlatmıştım. Şöyle tohum vaziyetinde, fakat tohumlar burada gördüğünüz bu küçük haznelerin içerisinde gizli. Yani bunu böyle alıp da direkt pıt diye atmayacaksınız içerisine. Bunu önce ezip bütün o tohumları dışarı çıkaracaksınız. Ezmek için de şöyle göstereyim size. Bir havanın içerisine alacaksınız her şeyi. Sonra tokmakla şöyle üstüne hafifçe vuracaksınız. Vurduğunuz zaman kakulenin şu dışındaki yeşil kabuklu olan kısım ayrışıyor. Gördüğünüz gibi. İçindeki tohumlarını havanın içerisine alacaksınız. Şu parçaları da oyunun dışına çıkartacaksınız. Kullanmayacaksınız. Çöpe atmanıza gerek yok. Oradaki biriktirdiğiniz kompost kutusuna atarsanız gayet güzel iş görür. Burada havanın içerisinde kalan tohumlar da özellikle çok güzel bir lezzet ilavesinde bulunacak buna.
O sebepten dolayı bu şekilde yaparsanız bütün kakulenin var olan o aromasını hissedersiniz. Hem yerken hem de koku olarak. Peki bilmeyenler için özetleyip kakule nasıl bir aroma veya nasıl bir koku salgılar? Bu böyle bizim çocukluğumuzda çiğnediğimiz sakızların içerisinde var olan böyle çok 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 güzel bir böyle şey vardır. Yani şey yapamadığınız bir kokusu vardır onun. Çok kendine has. Hani şuna benzer buna benzer diyemediğim bir koku. İşte kakule aslına bakarsanız tam da bu kokuyu veriyor. O sakızların içerisindeki var olan güzel, lezzetli, o böyle farklılaşan kokuyu veriyor. Ben de muhallebinin içerisine, keşkülün içerisine çok yakıştırdığım için sıklıkla kullanmaya çalışıyorum. Kakuleyi de aldım ve buradaki hazırladığım keşkülün içerisine transfer ettikten sonra bir silikon çırpma teliyle her şeyi ocağın üstüne geçmeden güzelce bir çırpıyorum. Şimdi her şeyi güzelce karıştırdım. İçeride böyle sarı sarı noktalar görüyorsunuz. O noktalar aslına bakarsanız portakalın kabukları. Fakat yumurta sarısı olmadığından emin olun. Çünkü yumurtanın sarısını da çırpıyoruz ya. O içeride iyice böyle bir sütle beraber kaynaşsın. Üstünde kalan bu küçük küçük sarılar onlar işte gördüğünüz gibi portakalın kabuğu. Şimdi buyurun pişirmeye geçelim. Şimdi aslında sadece sütlü tatlılarda kullanılmaz. Örneğin bu Arap coğrafyasında umali diye bir tatlı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii onda da kullanmıştım. İçerisinde böyle hamur, içerisinde bir tık daha süt var ama bir sürü farklı baharatın kombinasyonu. Orada da gayet rahat kullanabilirsiniz. Tatlılara çok yakışıyor. Ufak tefek hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Ama böyle hayvansal protein, kıyma ve benzeri tarzı şeylere çok gidecek bir şey değil. Çünkü tadı çok tatlıya uygun bir tat. O yüzden kakule kullanacağınız zaman böyle bir sütlü tatlı sanki onu çekiyor böyle biraz daha. Ama şerbetli bir tatlı yaparsanız ve kakule eklerseniz şerbetli tatlının genel olarak o şerbetinin aromasını da kendine doğru çekecektir. Yani sadece sütlü değil şerbetli de kullanın bence. Güzel bir yerden geldiniz. Tebrik ediyorum. Şimdi sıra geldi bunu karıştırmaya. Eskiler bunu tahta kaşıkla hep tek yöne doğru karıştırırlarmış. İçerisinde nişasta ve yumurta sarısı olduğu için bu arkadaşımız pişme noktasına doğru giderken kalınlaşacaktır bir tık ama süper kalınlaşmasını beklemeyeceğiz. Sadece yavaş yavaş kaynatacağız ve porsiyonlayacağız. Bu arada bir fırındakine bakayım. Fırındaki daha bir yarım saat kadarı var. O fırındaki yarım saat kadar pişerken benim tatlım iyice kıvama gelir. Hatta bir tık da soğuyabilir. Bir de şuradaki pilava bakalım. Mis. Gördüğünüz gibi 15-20 dakika içerisinde hafiften de böyle suyunu saldı ve bir tık da topladı. Bulgurlar da pişti. İçeride havucu da görüyorum. Genelde ben şöyle yaparım. Olup olmadığını anlamak için şöyle kaşığımla ileriye doğru iterim. İçerisinde çok fazla su varsa birazcık daha pişmeye bırakırım. İçerisindeki su benim için tamamsa karıştırıp altını kapatıp demlemeye bırakırım. Bu şimdi o kıvama gelmiş. Bunun altını kapatıyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bütün içerideki lezzetler dengeli vaziyette. Hafif de ıslak ıslak aynen size söylediğim gibi. Ve gördüğünüz gibi hiç tabana da yapışma yok. Çünkü doğru teknikle çalıştık. Doğru bir sıralamayla ve doğru uygulamalarla çalıştık. Hanesi az mı olmuş ne? İsterseniz daha koyabilirsiniz. Şaka yapıyorum. Karıştırdım. Altını kapattım. Demlemeye bırakıyorum. Fırındaki pişiyor. Ben de bu arkadaşı çok başından ayrılmadan çırparak yaklaşık bir 10-12 dakika kadar karıştırıp orta kısık ateş arasında pişiriyorum. Sonra porsiyonlayacağım ve soğumaya bırakacağım. 13. sezonunda da Arda'nın mutfağında olaylar harika bir vaziyette gelişiyor. Az sonra sofrayı kuracağız. Nasıl bir sofra kurduğumuzu gördünüz. Bir kere daha nasıl bir sofra kurmuştu bu çocuk derseniz az sonra karşınızdayım.
işte yemekler sofraya gelince vallahi benim yüzüm gülüyor. 13. sezonda da böyle şahane bir sofrayla başlangıç yapıyoruz. Efendim, öncelikle bu yeni nesil patlıcan kebabını bir sizle tanıştırmak istiyorum. Bak, köftesi ve patlıcanıyla beraber olay bu altındaki güzel ve lezzetli özel hazırladığımız sosu. O yüzden tabağa servis ederken sosundan mutlaka içerisine eklemeyi ihmal etmeyin. Hatta şöyle şunu birazcık kenara alayım ve yan tarafına buradaki lezzetli şu bulgur pilavından da. Hep size en başından beri söylemiştim. Bulgur pilavı böyle ıslak ıslak ve nemli nemli bir bulgur pilavı. Hatta ve hatta üstüne azıcık da şuradaki şu var olan sosundan da şöyle bir hafiften bir gezdirin. Çünkü gerçekten başlı başına bir lezzet cümbüşü, özellikle bu sos. Öncelikle şöyle bak, bir parça köftesi, şuradan patlıcanı, ben kabuğuyla beraber yerim, hiç bana mısın demez vallahi. Sosu, tamam, kabağı, biberi, hak edilmiş bir çatal bu. Ben size bir şey söyleyeceğim. Şu anda ağzımın içerisinde Viyana Senfoni Orkestrası böyle. Yaydılar, vurmadılar falan hepsi beraber. Müthiş bir lezzet cümbüşü. Bak, eğer bu tarifi bu şekilde yaparsanız gerçekten olağanüstü lezzetli bir kebap yemiş olacaksınız. Alışıldığım birazcık dışında ama alt sosuyla muhteşem ve yanındaki bulgur pilavı da aynen size söylediğim gibi hafif böyle yapış yapış ve müthiş bir kıvamda. Asla kuru değil, gördüğünüz gibi cıvık da değil ve mükemmel. Gerçekten bu ikisi böyle eve bir misafir çağırdığınızda, eşiniz, dostunuz davet ettiğinizde gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz, sizi hiç zorlamayacak, yaparken de çok uğraştırmayacak basit, kolay, hızlı tarifler sonuçta mükemmel oluyor. Gelelim buradaki tatlımıza. Keşkül dediğiniz, dedim ya size, böyle hafif bir soğuduğu zaman bile hafif böyle bir böyle kımıl kımıl bir kıvamda olacak. Böyle kas katı olmayacak. Hafif böyle kaşıktan kendini gösterir seviyede belirgin vaziyette oynayacak ve şöyle bir kalite kontrol. Bakın. Tarifi yaparken çok net izah edememiş olabilirim ama vanilya vardı, bunu sonraki tariflerde kullanırım demeye çalışmıştım. Yani içine koymadım çünkü kakule inanılmaz güzel bir lezzet veriyor. Vanilya yerine kakule koyarsanız biraz da portakal kabuğu rendesiyle köşkün samimiyetle başka bir kıvama gidiyor. Yemelere doyamam prodüksiyonu adeta. Müthiş. Vallahi efendim, gördüğünüz gibi bu sezona da böyle hızlı bir başlangıç yaptık. Şahane bir patlıcan kebabı. Bunu çok sevmem ama böyle yeni nesil patlıcan kebabı dedim. Çünkü alt tarafında bu sebzeli o ratatouille yemeğindeki gibi bir tabanı var ve mükemmel bir ana yemek. Yanında patatesli havuçlu bulgur pilavı ve en son olarak da portakallı kakuleli keşkülle günü sonlandırdık. Günü sonlandırdık ama sezona daha yeni başladık. Bu bizim 13. sezonumuz. Arda'nın Mutfağı 13 sezondur evlerinize misafir olmaya devam ediyor. Güzel tarifleri hep beraber yapıyoruz. Tarifleri kaçırıyorsanız Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına geliyorsunuz. Ben sizi oradan yönlendiriyorum ve bu önümüzdeki sezon boyunca da hep beraber güzel sofraları, lezzetli yemekleri hep birlikte yapacağız. Program aynen bu şekilde başladı. Önümüzdeki haftada bu lezzette devam edecek haftaya. Ben sizi yine burada bekliyor olacağım. Güzel bir sezonda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.